Esin. Ya çok acelen yoksa... Konuşsaydın. Ne kapı duvar ya. Vallahi güne iyi başladık ha. Harika bir gün olacak bugün, çok belli. Abim Niko. Ne yapayım abisi ya, bildiğin gibi. Garip ne yapar? Bir bakalım seni niye aradım? Evet abisi, arabayla dolanacağız. Alengirli fikirlerine ihtiyacım var. Kafayı toparla gel. Ya Niko tamam, onları gelince konuşacağız. Uzat ne abisi ya. Hadi bekliyorum. Oyalım mı hadi. Başım. Ya şimdi Niko. Ya benim bir arkadaş... bir gönül işlerinden muzdarip de. Yine mi söz sanatlarından tecahülü Arif? Bilip de bilmez gibi konuşmalar, yüksek perdeden atmalar. Senin bu arkadaşlarının ve tavuklarının derdi seni bir gün şair yapacak Şevkat. Niko istersen sanatı ve kehaneti bir tarafa bırakak da konuya biraz yoğunlaşak. Peki. Şimdi bizim bu arkadaşın bir sevgilisi var. Yani gönlünü birine kaptırmış. Hı. Fakat eski sevgilisi atlayıp mahalleye geliyor. Hop hop hop. Durum hiç yabancı gelmedi. Aynen, benim de bir arkadaşım başında aynı şey var. Ya tabii şimdi gönül işleri birbirine benzeyebilir. Sen onu çok şey yapma, parazit yapma, beni dinle. Şimdi bu bizim arkadaşın eski sevgilisi biraz değişik bir kadın. Yani devamlı bizim bu arkadaşla böyle ekstra bir samimiyet kurmaya çalışıyor falan. Tabii şimdi böyle olunca da Esin çok rahatsız oluyor bu durumdan. Esin mi dedin, bana mı öyle geldi? Yok la, Esin demedim ben. Esin dedim. Hiç esmiyor mübarek. Çok sıcak hava. Hadi sıcak da neyse de nem çok fazla yani, biraz esse dedim. Senin bu tecahülü Arif arkadaş meteorolog da herhalde ha? Yani gönül işlerinden hava durumuna dikey bir geçiş yaptın da. Evet, biraz tesadüf oldu. Fakat güzel bir terim kullandın. Yani dikey geçiş dedin ya. Hı. Şimdi... Bizim bu arkadaş da bu hal hazırdaki sevgilisiyle düşey bir vaziyette. Yani bir dikey geçiş yapması gerekiyor. Hmm. Şevkat, mecazlar yanıltmıyorsa sana bir kelam edeyim. Sıçramak için dizlerini bükmen gerekir. Şayet düşey bir vaziyet varsa sıçramaya müsait bir vaziyettesin demektir. Fakat Şevkat, çekirge bir, iki... Ne yapıyorsun oğlum ya? Araba kullanıyorum. Ne diyorsun sen ya? Diyorum ki Şevkat, üçte... Oğlum benimle ne alakası var? Ben değil diyorum ya. Benim bir arkadaşım... Arkadaş. Ya arkadaşım şey yani. Ya peki şimdi sen ne diyorsun? Bizim bu arkadaş ne yapsın bu durumda? Hemen harekete geçsin. Eski sevgilisine gitsin, bana samimi davranma. Sevgilim kıskanıyor desin, onu bir hizaya çeksin. Mantıklı. İki... Kız arkadaşına gitsin, durumu açık seçik, dürüstçe anlatsın. O da mantıklı. Üç, bir tane vantilatör alsın. Ne alakalı? Esmiyor dedin ya Şevkat, essin diye. Ay Niko, yani hakikaten artık bu espri seviyesini yerlere indirdik yani. O zaman sen de bir tane bıçak al. Ne alaka? Kesmiyorsun ya, kesersin belki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.